Erkek şiddeti adım adım peşimizde, gitgide büyüyor. Büyüdükçe destekleniyor, cılız kararlardan güç buluyor. Nurcan kardeşimizin 9 Nisan günü içimizi yakan haberle kadın cinayetine kurban edildiğini öğrendik. Kız kardeşimiz gelen tehlikeyi fark etmiş, olacak ki kendini korumak adına 6 ay önce failden ayrılmış ve faile karşı uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Fakat buna rağmen şehrin en işlek caddelerinden birinde failin mağduru bulabileceği en olağan noktada iş yerinde cinayete kurban gitmiştir. Bu noktada bile uzaklaştırma kararları çiğnenebiliyorsa ısrarla herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bunları uygulamalarıyla erkek şiddetini cesaretlendirmekten bizler fail hak ettiği cezayı alana dek bu dosyanın takipçisi olacağız. Ne yazık ki bu acı olayın ardından bir de olay yerinde ve mahremiyetin en kritik olduğu hastanede görüntü alarak bunu yayma aymazlığını gösterenler olmuştur. Bu kişiler gözaltına alınmış ise de derhal serbest bırakılmışlardır. En basit hakaret şüphesiyle muhaliflerin günlerce tutuklu kaldığı ülkemizde bizler açısından bir yıkıcı durum da bu serbest bırakılma haberi olmuştur. Eylemi gerçekleştiren kişilerden birinin hastane personeli olması vatandaşların kurum ve kuruluşlara duyacağı güveni sarsmaktadır. Bu güvenin tekrar kurulabilmesi adına ilgili kişinin derhal meslekten men edilmesi gerekmektedir. Adli soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılıp faillerin görüntüyü sosyal medyada paylaşacak kadar cinayeti normalleştirmeye çalıştıklarının gözden kaçmamasını diliyoruz.